Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün salatalık turşusu yapacağım. İlk önce sizlere malzemeleri paylaşayım. Şöyle salatalığım var. Küçük küçük salatalıklardan. Ve tane karabiberim var. Eğer isterseniz acı biber de ilave edebilirsiniz. 5 tane sarımsağım var. 6 tane depre yaprağı. Ve bu da gördüğünüz dereotunun kurutulmuş hali. Bu şekilde oluyor. Eğer sizin şu şekilde dereotunuz yoksa da taze dereotu da kullanabilirsiniz. O şekilde de oluyor. Şimdi ise yapımını sizlerle paylaşayım. Benim 3 kiloluk kavanozda yapacağım. 2 kavanoz olacak. Malzemeleri ona göre ayarladım. 2 kavanoz için. Şimdi ilk önce 2 tane sarımsağımı kavanozun içerisine ilave ettim. Daha sonra 3 tane defne yaprağı ilave edeceğim. Defne yapraklarımı da ilave ettikten sonra tane karabiberin yarısını ilave edeceğim. Diğer malzemeleri de diğer kavanoza ilave edip 2 kavanoz olacak bende. Tane karabiberin de yarısını ilave ettim. Ve bu şekilde gördüğünüz gibi dereotundan kurutulmuş dereotundan yarısını ilave edeceğim. Yine söylüyorum, eğer sizin bu şekilde yoksa da taze yarım demet, taze dereotu da kullanabilirsiniz. Şimdi ise içerisine artık kavanozum dolana kadar salatalığımı koyacağım. Biz her yıl bu şekilde yapıyoruz kış için yaparken. Şimdi ben 2 kavanoz yapacağım. Yine oldukça salatalık aldığım zaman yine bu şekilde koyup kış için saklıyoruz turşu. Salatalık turşusu. İçine hiçbir şekilde sirke, hiçbir şey kullanmayacağım. Sadece soğuk su. Şimdi kavanozumu da güzelce doldurdum. Ve içerisine tuzunu ilave edeceğim. 3 yemek kaşığı. Çok da dolu olmamak şartıyla tuz ilave edeceğim. 3 yemek kaşığı. Ben 3 kiloluk kavanoz kullandığım için 3 yemek kaşığı tuz kullanıyorum. Eğer siz 1 kiloluk kavanozda yaparsanız 1 dolu yemek kaşığı tuz ilave edin. Şimdi şu şekilde tuzunu da ilave ettim. Ve üzerine şimdi soğuk su ilave edeceğim. Sıcak olmasın, ılık olmasın. Soğuk içmelik sulardan kavanozun ağzı dolana kadar suyumu ilave edeceğim. Bu şekilde kışın biz her yıl, yine söylüyorum, bu şekilde yapıyoruz. Hiçbir şekilde salatalığımız yumuşalmıyor. Kıtır kıtır oluyor. Kışın da zaten videolarımda sizlerin olduğu zaman yemeklerin yanında paylaşıp göstereceğim. Şimdi bu şekilde suyunu ağzına kadar doldurduktan sonra plastik şu şekilde kapaklar oluyor. Plastik kapakla ağzını sıkıca kapatacağım. Ve artık salatalık turşumuz hazır oluyor. Ağzını sıkıca da kapattım. Şimdi aynı malzemeleri de diğer kavanoza ilave edip bu şekilde yapacağım. 2 kavanoz olacak. 2 tane 3 kiloluk kavanoz. Yine eğer isterseniz 1 kiloluk kavanozları da yapabilirsiniz. Bu şekilde serin bir yerde muhafaza edeceğim. Kış için artık salatalık turşumuz hazır. Umarım siz de dener beğenirsiniz. Bir sonraki tariflerde